Evet, kentlere yeni ve modern bir çehre kazandıran yeniliğin, değişimin adı kentsel dönüşümü konuşacağız. Çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya bugün bizlerle birlikte olacak. Uğur Bey, öncelikle hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Hoş bulduk. Kentsel dönüşümü konuşacağız. Nasıl uygulanmalı İstanbul'da, siz nasıl görüyorsunuz? Mevcut kanunla uygulanmakta olan birbiriyle örtüşüyor mu diyeceğiz ama öncesinde bir Dumankaya İnşaat'ı tanıyarak başlayalım. Hangi projeleri imza attınız bugüne kadar ve devam eden projelerinizle beraberinde alayım. Evet, biz bu sene 7. yılımızı kutluyoruz. Hayırlı olsun diyeyim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Dumankaya grubu olarak inşaat bizim dinamomuz. Otomotivde, sigortada ve farklı sanayide de plastik profille ilgili olan şeyler de var ama genel olarak Türkiye çapında tanınmışlığımız inşaatla ilgili. Tabii ilk zamanlar amcamla babamın kurmuş olduğu yapsat işiyle başladığımız bir sektör. Şimdi bu noktada artık binlerce kişiye ev sahibi, geride baktığımızda binlerce kişiye ev sahibi olarak bıraktığımız, on binlerce konut yaptığımız, şu anda da İstanbul'da 5500'e yakın konutu İstanbul'un farklı bölgelerinde geliştiren bir firmayız. Yani bugüne kadar zannederim 10 binden fazla konut yaptık. Hangi bölgeler ağırlıklı çalıştınız? İlk zamanlar Anadolu yakasıydı. Bizim zaten doğup geliştiğimiz bölge Kartal ve çevresi. Daha sonra Tuzla, ondan sonra Çekmeköy, Göztepe. En son artık portföyümüzün yarısı Anadolu yakası, yarısı Avrupa yakası. Halkalı ve Esenyurt ve Bahçeşehir bölgesinde de inşaatlar yapıyoruz. Evet. Şimdi geçtiğimiz aylarda bu 1960 yani 50 yıllık bir birliktelik vardı, evet. Dumankaya'da İbrahim Bey ile Halit Bey'in kurmuş olduğu, babanız Halit Bey'in kurmuş olduğu bir birliktelik vardı ama işleri ayırdınız bu süreçte. Biraz ondan, o süreçten söz etmeniz mümkün mü Uğur Bey? Tabii çok uzun bir birliktelik. 50 senelik bir birliktelik. Evet. İçinde büyük başarıların olduğu, zorlukların olduğu, yer yer başarısızlıkların da olduğu, edinilmiş büyük tecrübeler var. Tabii ki artık iş 3. nesillere doğru kayıyor. Bizim çocuklarımız büyüyor. Amcamın torunları, beraber çalıştığımız Ali Beylerin şeyi. Biz bundan yaklaşık zaten 12-13 sene önce bir kısmi bir ayrışma yaşamıştık. Yani biz Dumankaya İnşaat'ta beraber birlikteydik. Diğer taraflarda ise işte otomotiv falan, onlar ayrılmıştı. Onların yapı malzemeleri grubu, her türlü şey ayrıydı. Bu artık 2013 yılına geldiğinde artık herkes kendi yönünü çizmek istediğinden ve bununla ilgili daha başarılı sonuçlar alınabileceğinden hissedildiğinden dolayı aslında çok da uyumlu bir şekilde kendi aramızda bir ayrışım oldu. Biz Ali Beylerin, amcamların hisselerini satın almış olduk. Onlar ise İbrahim Dumankaya Holding ve DKY grup olarak yeni bir yapılanma içerisine girdiler. Biz de Dumankaya İnşaat'taki mevcut projelerle ve mevcut şirketle beraber yolumuza devam etme kararı aldık. Bugüne kadar edinmiş olduğumuz beraberce çok büyük tecrübeler var. İnşallah bu tecrübeyle sektöre bir tane daha yeni bir firmanın katılmış olduğunu ben düşünüyorum. Bu açıdan da gerçekten mutluyum ve şeye bakınca da aslında genel olarak bu yeni yapılanmaya bakınca da iki tarafın da memnun olduğunu görünce yanlış bir şey yapmadığımızı düşünüyoruz. Şu an süren projeler sizde herhalde bir kadar değil mi? Onlar kaldı. Tüm süren projeler, tüm markalar, şirket, her türlü şey, şirketin bütün yani riskleri, artıları, eksileri, her türlü şey bizde beraber. Onlar yeni bir ruh, yeni bir ayağa kalkışla ilgili bir çalışma yapacaklar. Evet, süren projeler derken siz Türk Telekom'la da bir işbirliğine imza attınız. Evet. Özellikle teknolojiyi inşaat sektörüyle bir araya getirdiniz. Evet. Akıllı ev konusunda bir teknik işbirliği. Bu teknik işbirliğini biraz bize açabilir misiniz? Yeni dönemde evlerde nasıl bir teknolojiyi göreceğiz artık? Aslında biz büyük bir değişimin içerisindeyiz. Yani gayrimenkul sektörüne ve bunun dışında kalamaz. Şimdi genel olarak bakıldığında artık sosyal medya diye bir gerçek var. Dijital bir yaşamdan bahsediyoruz. Telemetri çözümleriyle beraber araçlardan tutun her türlü şey okunabiliyor. Evet. Her türlü yaşamın içerisindeyiz. Bir noktada tüketici de artık
hizmeti daha fazlasıyla etkin almak istiyor. Müthiş bir rekabet var. Biz burada akıllı evlerle beraber hizmetle teknolojiyi bağdaştırıp tıkıcının karşısına çıkmak istedik. Burada da Türk Telekom bizim altyapımızı ve çözüm ortağı olarak, önemli bir ortak olarak karşıma çıktı. Çünkü bu noktalarda en hazır, bu işi en iyi yapmaya çalışan firmalardan biri biziz. Çünkü biz bu işe 4 senedir beri kafa yoruyoruz. Aslında gayrimenkul sektörü Türkiye'deki bu değişimin tam anlamıyla ben farkında olduğuna inanmıyorum. Çünkü sadece gayrimenkul sektörü, tüketici bile henüz daha farkında değil. Çok hızlı bir değişim, hızlı bir gelişim var. Müşterinin karşısına teknoloji ve hizmet olarak bir değer olarak sunulabilmeli. Ama daha henüz müşteri de bunun isteğini farkında değil. Hatta biz bunu 4 sene önce düşünüp 2 sene önce Dumankaya IQ modeliyle tüketicinin karşısına koyduğumuzda şunu da biliyorduk. Bundan çok büyük bir katma değer alıp satışlarımızı çok çok arttıracak bir unsur gibi de bunu görmüyorduk. Ama yarının gayrimenkul sektörü, yarının dünyası, yarının Türkiye'si de bakıldığında bu akıllı evler, sürdürülebilir yaşam şey yapılamaz. Olayın dışında bırakılamayacağı döngüsüyle hareket edip biz bu çalışmaya girdik ve bu çalışmamızda bu Türk Telekom'la beraber çok önemli bir Türkiye'nin göz bebeği dev bir şirketle beraber bir çözüm ortaklığına girdik. Şimdi ise hizmetle ilgili ve sağlık sektörüyle ilgili de bu platformun içine koyup müşterinin karşısına hem konforu, hem güvenliği, hem sürdürülebilirliği, ki sürdürülebilirlik çok önemli. Siz burada kentsel dönüşüm programı yapıyorsunuz. Aslında Türkiye'nin %80 en az %80 ihtimaliyle ithalat yapıyor enerjisini. Cari açık problemi var Türkiye'nin. Burada sürdürülebilirlik kavramıyla beraber tasarrufu kentsel dönüşüm projelerine koyabilmek veyahut da bizim projemize koyabilmek, pasif evlerle tüketicinin karşısına, yani yeşil evlerle tüketicinin karşısına çıkıp daha büyük tasarruf olabilmek de imkanı var. Yani birçok şeyi barındırıyor ve biz bu misyonla hareket ettik. Belki bugün bu olay çok fazlasıyla anlaşılamayacak ama yarın bunun bundan çıkış yolun olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü biz gayrimenkul geliştiriciler sadece demiri iyi bükmek, demirle, çimentoyla, betonla haşır neşir olmak değil, yarından itibaren yarının gayrimenkul sektöründe biz telekomünikasyon firmalarıyla, hizmet firmalarıyla, birçok sağlayıcı firmalarla iletişime geçebilecek yeni bir yeni nesil konut anlayışı da tüketicinin karşısına çıkmak gerektiğine inanıyoruz. Aslında dünyada bu hakikaten çok ilerledi. Biz biraz bir anlamda geride kaldık değil mi Uğur Bey? Evet. Yani teknolojiyi inşaat sektörüyle buluşturmada, evet, akıllı evlerde, yeşil sürdürülebilir evlerde. Biraz önceki konuğumla da konuşuyordum, Daikin CEO'su Hasan Bey'le. İklimlendirme yine inşaat sektörüne konu geldi. Burada tabii ki teknoloji yine evlerin içine giriyor. Bu anlamda yeni yeni adım atıyoruz. Bu çok güzel bir şey ama bir anlamda da bir miktar geri kaldığımızda söyleyebiliriz yani, dünyaya baktığımızda. Peki sizin devam etmekte olan projelerinizin hangilerinde bu akıllı ev modeller olacak? Bu neredeyse tümünde. Ama bunların belirli paketleri var. Bazılarında sadece altyapı, bazılarında altyapının daha üzerinde olan işte içinde perdenin kapanılabilmesi, giriş şeyin güvenliği olabilmesi. Bazılarında ise tümüyle altyapı, tümüyle üst yapı hizmetlerinin de olduğu. Mesela şimdi burada Habertürk'e girerken asansörde bizi televizyon karşılıyor. Asansör içerisinde televizyon görüyoruz. İşte bizim evlerimizin içerisinde de mutfakta veyahut da banyonun içerisinde televizyon seyredebileceksiniz. Aynanın içerisinde yapabileceğiniz veya evin içerisinde ufak bir su baskını olduğunda direkt olarak şeyi kesebilecek, suyu kesebilecek şeyle karşılaşabiliriz. Veyahut da düşünün, şimdi siz çalışan bir hanımefendisiniz ve bazen evden aceleyle çıkıyorsunuz. Bazen şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Veya siz daha evinize çıktınız da Okan Bey. Ya ben işte ütüyü veya şunu bunu kapattım mı diye. İşte bak, bizim evlerimizde mesela sadece bir hareketiyle bütün evin buzdolabı veya sizin normal yaşamsal size önemli olan şeyleri kapatmayıp ama tehdit unsuru olabilecek olan unsurları kapatabilen sistemler sadece bir el hareketiyle kapatır.
eve girdiğinizde bir el hareketiyle açabileceğiniz sistemler evin içerisinde olacak. Şimdi şöyle düşünün. Bugün için biz satış için belki sizi çok cezbetmeyebilir. Çünkü soyut gibi gözüken, somut gözükmeyen bir şey. Bence çok cezbedici. Evet. Ama yarın öbür gün siz bu konforu aldığınızda, bunu hissettiğinizde başka evlerin içerisinde olmak istemeyeceksiniz diye düşünüyoruz biz. Kesinlikle. Siz o IQ yani akıllı evler konseptini bundan birkaç yıl önce tanıtırken normal ev alacaklara da işte dediğiniz gibi kumanda şeklinde böyle bir tabletler değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla onları vereceğinizi söylemiştiniz. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Tabii tabii. Olsam. Galiba ondan değişik bir şey mi olacak? O oradan mı kontrol edeceğiz? Akıllı telefonlara bir aplikasyon mu uygulayacak? Tabii ki. Belki o daha bir rahat olur. Evet. Şimdi hem televizyonlarla bakın televizyonlar diyorum. Yani çünkü şu anda biz televizyon da farklı noktaya doğru gidiyor. Yani televizyonlar artık yavaş yavaş akıllı telefonlarla entegre hale geliyor ve onların da aplikasyonları oluyor. Telefonlar ve bunlarla ilgili ve tabletler bunların hepsiyle siz her türlü şeyi mesela eğer çocuğunuz varsa Hande Hanım gidip de var mı? Bekarım. Ha bekar mısınız? İnşallah bu dua yerine geçer. Teşekkür ederim. Mesela çocuğunuzu izlemek istediğinizde herhangi kreşte veya evde veya evdeki bakıcısıyla olabilecek istediğinizde mesela bir programın arasına gidip de ve bakın veyahut da yaşlı bir anneniz var. Annenizin şeyine bakıldığında annenizin koluna bir şey taktığınızda burada biz bu konuda Türkiye'nin en önemli sağlık kuruluşuyla beraber hareket ediyoruz. İsim reklam olur diye vermek istemiyorum. Sizin her türlü sağlıksal veya yaşlı bakımı gibi olan şeyleri bile yapıp size raporlayabilecek noktada. Yani çok farklı bir yaşamın içerisine giriyoruz ve konut bu dijital yaşamın dışında kesinlikle kalamaz. Ve bu bugün prim yapmasa bile yarın yapacak ve biz firmamızı yarının Türkiye'sine, yarın dünyasını hazırlamak istediğimizde o zaman biz avantajlı olup bizim müşterimiz daha çok değer kazanan, kirayı daha iyi verebilen bir firma olmak amacıyla da hareket ediyoruz. Yani bu çok aslında kesinlikle stratejik bir... Kesinlikle prim yapacaktır. Ben buna kuşkusuz inanıyorum. Özellikle ev dışından sözünü kesiyorum Okan'cığım ama ev dışından akıllı cihazlarla, telefon veya tabletlerle evdeki tüm aletleri kapama, açma, seyahate gittiğinizde arkanızda hiçbir şekilde... Evet. Aklınızda rahat olacaktır. Evet. Bu çok önemli bir artıdır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Evet. Kentsel dönüşüme girmeyi planlıyor musunuz? Projelere daha doğrusu. Kentsel dönüşüme girmek zorundayız. Çünkü devletimiz bir kanun çıkardı ve bütün şey alanları, afet alanları olarak gösterilen yerlerde %1 KDV uygulanacak. Bu büyük bir teşvik ve şehrin merkezi tamamen çöküntü alanları ve bu merkezin şehrin merkezlerinde insanlar herkes şehrin merkezinde olmak istiyor ama maliyetler çok yüksek olduğu için gelemiyor ve şu anda şehrin merkezindeki eski yapıların yıkılıp yeniden yapılması içerisinde biz de olmak istiyoruz ve biz burada hem orta ölçekli projelerde bir yandan da bomboş olduğuna inandığımız bir pazar, markalı konutların fazla girmedi, ufak ölçekteki projenin içerisine de girmek istiyoruz ve burada yeni bir marka oluşturuyoruz. Dumankaya Kentsel adı altında. Ve bu Dumankaya Kentsel ile beraber nitelikli butik projenin içerisine farklı bir ortaklık yapısıyla, farklı bir daha doğrusu iş planıyla girip burada da bizim kendi oluşturmuş olduğumuz davamızı, tecrübemizi yani kentsel istiyoruz. Dönüşüme özetleyecek olursak yanılmıyorsam bir marka oluşturacaksınız. Evet, butik, Dumankaya'nın butik kentsel, projeni oluşturabilecek. Dumankaya Kentsel. Evet, Dumankaya Kentsel adı altında çok ufak projelere dahi. Butik projeleri onlar imza evet, girmek istiyor. Çünkü bize çok büyük talep geliyor. Yani burada eşimizden, dostumuzdan, bizi tanıyan müşterilerimizden gelin girin şöyle yapın diye biz bunlarla ilgili girmek istiyoruz. Evet. Ve bu akıllı evler konsepti de tamamen projenin içerisinde yapacağız. Bir lokasyon belirlediniz mi bunun için? Nereler? Lokasyon şu anda Anadolu yakası ağırlıklı. Ve Bostancı'dan Kadıköy'e kadar olan süreçte olmak istiyoruz. Oralarda. Bostancı ile Kadıköy olan süreçte bu akıllı evlerle ilgili butik daha çok kentsel Dumankaya'nın kurduğu bir şirketle ilerleyeceksiniz. Evet. Ve genel anlamda sektöre bakarsak 2013'ün ikinci çeyreğinde tamamladık. Sonuçlar nasıl inşaat sektörü açısından? 2012 hasta 2013'ün ilk şeyi ilk yarısı Gezi Parkı olaylarına kadar oldukça iyi gidiyordu. Yani satışlar iyiydi. Yabancıya satışlar da
benim tahminlerim çok çok ötesinde, bu kadar tahmin etmiyordum bu kadar başarılı olacağını yabancı yatırımcı, ama İstanbul'un ve Türkiye'nin ve Türkiye'nin oluşturduğu siyasal istikrarın önemli bir artısıyla beraber iyi gidiyordu. Ama Gezi Parkı biraz olayları etkiledi. Yani bizim o ay bütçelediğimiz rakamların %30'una yakını satabildik. Gerçekten tahminlerin çok ötesinde etkiledi, ama Temmuz ayıyla beraber tekrardan biraz normale ermeye başladı. İnşallah Türkiye'deki bu olaylar büyümez, gelişmez. Türkiye hem yabancıya satışta gayrimenkul açısından, hem de bizim yerli satın almak isteyen tüketici açısından problem olmaz. Tabii ki konut kredi faiz oranlarının yükselmeye başlaması, bu FİD'in faiz oranlarını arttırabilmesi, paranın ana vatanına dönmeyle ilgili noktada da birazcık faizlerin yükselmesi, ki hala aslında bence düşük seviyede. O zamanki bir ay önceki, bir buçuk ay önceki 0.65'lerdeydi. Çok düşüktü. Evet. Çok avantajlıydı. Biraz bunlar da hafif etkileyebilir ama 0.77'ler falan şu an 12 aylık o civara gelmiş durumda. Evet, biraz arttı. Daha üstü, biraz daha üstü. 0.77, 80'lere doğru çıkıyor. Peki evet. Konut arzında bir herhangi bir balon öngörünüz var mı? Gerçi İstanbul'un iç merkezi kesimlerinde değil de çevresinde özellikle ciddi anlamda projeler yapıldı. Bir arz fazlalığı siz gözlemliyor musunuz? Bence biraz arz fazlalığı var. Yani Türkiye'de İstanbul'da özellikle var, ama şunu da unutmayalım. İstanbul'da Türkiye'de 20 milyon konut var. Bunun 5 milyonu depremden sonra yapıldı. Ve yaklaşık olarak da bu geri kalan 15 milyonun da 6,5 milyonu falan depreme dayanıksız konutlar. Yani her ne kadar şu anda arz fazlası gibi gözükse de, büyük deprem korkusuyla bakıldığında Türkiye'nin çok hızlı hareket etmesi gereken de bir noktadayız. Ama kısa vadede bakılınca biraz arz fazlası var. Var. Özellikle evet, çevre İstanbul'un banliyolarındaki olan noktalarda var. Ama şu avantaj var tüketici açısından bu fazla olmasının, bize olan sıkıntısı var. Çünkü arz fazla, rekabet fazla, kar marjları düşük. Konut kredi faiz oranları düşük olmasına rağmen fiyatlar artmıyor. Bu tüketici açısından çok önemli bir avantaj. Peki konut kredi faizlerinin yükselişe geçmesiyle birlikte yani tekrar satışlarda sonbahar ayları, özellikle hep yaz ayları biliyorsunuz durgun geçer zaten. Sonbahar aylarında bu düşüş bir etki eder mi negatif yönde satışlara? Şimdi, konut kredi oranları hala şey seviyesinde değil. Evet. Hani eskiden çok daha hızlı yükseliyordu. Yani birileri, ikileri falan. Onları olduğu zaman o çok etkiliyordu. Evet. Ama şu anki noktada bunu yine gayrimenkul geliştiriciler belirli bir sübvansiyonlarla halletmeye çalışıyorlar. Kendi finans yöntemleri. Yani bir takım problemleri çözüyorlar. Aslında tüketici açısından çok büyük bir sıkıntı yok. Ama ben daha önce de söyledim. Tüketici nedense yani şeyi seviyor. Yani kitlesel hareket etmeyi seviyor. Ya böyle durumlarda kitlesel hareket etmeyeceksin. Böyle durumlarda sürüden ayrılacaksın. Evet. Akıllı yatırımcılar bu şekilde yapılır. Evet. Yani bekleniyor ki kredi faiz oranları düşsün, rekabet azalsın, yabancı gelsin. %1'lik KDV şu anda avantajı var. Daha sonra %18'e çıksın, fiyatlar artsın, herkes alsın. İşte dolarda ve ki yükseliş de biraz bildiğim kadarıyla yatırımcının kafasında, tüketicinin kafasını da karıştırıyor. Yani altın düşüyor, dolara yükseliyor, dolara yükseliyor. Evet. İşte konut kredi faizleri yükselince bir ikilemde kalıyor tabii insanlar. Onun vermiş olduğu bir psikolojik bir şey bence olabilir. De. Evet. Her ülkenin krize bakış açısı var. Bizim krize bakış açımız pariteyle ilgili. Evet. Dolar yükseldiği zaman bizde tüketicide bir şey oluşuyor. Evet. Eskisi gibi değil ama eskiden çok daha hızlı bir şey oluşuyordu. Şu anda o kadar değil ama yine de mesela Amerika'da büyümeyle, Avrupa'da büyümeyle ilgili, Amerika'da işsizlikle ilgili. İşsizlikle yani ilgili, bir şey var, krize bakış açısı var. Evet. Bizde ise doların paritenin yükselmesiyle ilgili var. Biraz yine satışlarla devam edelim. Hem tüketicilerimizle bilgilendirmek açısından, konut alımı için en ideal zaman ne zaman diye sorsam ve bunun takibinde de bu yıl içerisinde konut fiyatlarında bir artış bekleniyor mu? Valla konut alım için demin Okan Bey söyledi. Dedi ki yaz aylarında satışlar düşer dedi. Evet. Satışların düştüğü zamanlar konut alım için en iyi aylar. Evet. Aslında bahar aylarında satışlar artar, okullar açılır, insanlar gelir, insanlar daha bir mutlu, geleceğe daha farklı bakarlar.
Bundan dolayı konut kredi faiz oranının düşük olduğu, rekabetin yoğun olduğu ortamlar gerçekten almak için çok iyi ortamlardır. Yani tüketicilerin bunu değerlendirmesi gerekir. Ama genelde bizim tüketicilerimiz veya şey bunu değerlendirmezler. Evet. Onlar herkesin olduğu, herkesle beraber kalabalıkları gördüğü zaman satış ofislerinde ondan etkilenirler. Daha çok kitlesel psikolojinin devreye girdiği dönemlerde etkilenirler. Ve daha yüksek fiyata konut alırlar. Demin gelirken şeye baktım da, bu Merkez Bankası'nın verilerine bakmıştım. Konut fiyatlarındaki artış oranlarına baktığınız zaman şimdi %17'lere dayanmış durumda, özellikle İstanbul'da. Evet. Bu acaba fiyat artışı, geçen yılda çok talep yoktu, satışlarda o kadar istikrarlı ve iyi değildi açıkçası. Bu ertelenen zam bu yıla yansımış olabilir mi? Yani bunun artışında acaba bunun etkisi olabilir mi sizce? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Evet. Yani geçen sene gayrimenkul geliştiriciler istenilen derecede hak ettiği ölçüde bence şeyi olması gereken zammı yapamadı. Şimdi bunu yavaş yavaş yaparak gidiyor. Çünkü gerçekten kar marjları oldukça aşağı seviyede. Çünkü gayrimenkul sektörü çok büyük yatırımlara, büyük listelere giriyorsunuz. Yani bir şey alıp satmıyorsunuz. Vergi ufak de çok fazla. Ufak yerlerle çalışamazsınız. Vergi, harçlar ve diğer şeyler de çok fazla. Evet. Birçok zorlukları barındırıyor. Yani çok düşük karlı olmaması gereken bir sektör. Evet. Şu anda rekabetten dolayı düşük karlarla gidiyor. Evet. Ve süremiz de daraldı. Hemen bir son soruyu sorayım. Ben bu İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında Ataşehir'de yeni bir yapılanma var. Finans, bankacılık sektörü oraya taşınıyor. Sizin de zaten ağırlıklı faaliyet gösterdiğiniz bölgeler Anadolu yakası. Evet. Siz bahsettiniz Kartal'dan Kadıköy'e kadar uzanan evet. bir şerit dersek baktığımızda. Peki bu İstanbul Finans Merkezi'nin tamamlanmasının ardından orada nasıl bir yapılanma çıkacak? Orada sektör açısından nasıl bir hareketlilik gelecek? İstanbul Finans Merkezi Ataşehir'de tabii ki çok önemli bir lokasyon olarak gözüküyor ama İstanbul Finans Merkezi bence Ataşehir haricindeki bölgelere de çok önemli katkı sağlayacak. Kadıköy'e hatta Maltepe'ye kadar ki olan süreçte. Çünkü insanların bir o bölgede büyük bir sirkülasyon oluşacak. Zaten Ataşehir büyük bir sirkülasyon. Çalışan sirkülasyon yani integrali daha fazla olacak. Tabii bölgesi. Sadece o bölgeyi yapamaz. Çünkü zaten o bölgeye çok yakın lokasyonlar var ve o lokasyonların da Anadolu yakasının en değerli bölgeleri. Evet. Yani düşünün adalar manzarasını alarak Maltepe, Kartal gibi olan çünkü çok yakın. 7-8 dakika, 10 dakika yukarıdan Tem'den geldiklerinde. Yani İstanbul Finans Merkezi Anadolu yakası için bulunmaz bir nimet. İnşallah çok hızlı bir şekilde projeler orada olur, gelişir ve Anadolu yakası da gelişmişlik olarak Avrupa yakasını yakalar. Ama ben Anadolu yakası oturan olduğu için zaten benim için Anadolu yakası Avrupa yakasından daha güzel, sizin daha gelişmiş. Sizin biraz daha fazla göz bebeğiniz tabii, Anadolu yakası anladığım tabii. kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bey. Çok sağ olun. Tüm sektörü bizlerle paylaştığınız çok için diyelim. Evet, Dumanka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumanka'ya konuğumuzdu. Haftaya aynı saatte tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.